Evet, çok doğru gerçekten. Şimdi biraz Darwincileri düşündürmeye yönelik ben bazı resimler göstermek istiyorum. Bunlar Allah'ın yaratma sanatındaki çok muhteşem güzelliklerden sadece birkaçını örnek olarak göstermek istiyorum eğer hazırsa. Maşallah ya, hem çok sevimli hem de üstünde bakın turuncu ile mavi, yani çok olağanüstü bir uyum yaratmış Allah üzerinde. Arada da geçişler var turuncudan. Çok çok güzel, evet maşallah. Bu çok şeker. Biliyorsunuz kurbağaların çok farklı çeşitleri var ve hepsi de çok aşırı canlı renklerle bezenmiş durumdalar. Ama çok komik bir komikler yani. Bayağı tüyler falan. Çok güzel maşallah, bayağı estetik. Bu nedir? Bayağı şeker. Bu tırtıl. Bakın normalde bir sinek, herhangi bir böcek bu. Evet. Yani herhangi bir böcek üzerinde Allah'ın bu kadar çeşit, bakın kaç tane renk var. O kırmızının onun üstündeki uyumu, evet. O kanatlardaki o muhteşemlik. Allah bunu detay detay yaratıyor maşallah. Yaprağın üzerindeki görünümü de harika. Pembe bu da. Çok 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 tatlı Gibi. maşallah. Maşallah. Bakın tırtıllar dün de zaten göstermiştik. Evet. Çok çeşit çeşit, hem yalancı gözlere sahip düşmanlarını aldatabilmek için, hem de çok olağanüstü estetik Evet. uyum var üzerinde Bir de maşallah. bayağı esnek de dönmüş değil mi tam? Tabii Bir evet. kısmını Bir tamamen kısmı döndürmüş. döndürmüş, evet. Çok sevdim. O da Aa, herhalde çok görüntü. harikaymış. Çok 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 güzel. güzel. Hayret Maşallah. ediyorum. Çok Maşallah. pastel renklerde. Maşallah. Bu kadar mı istiyorsunuz? Evet. Teşekkürler. Şimdi doğada bir inek mesela böyle bir görüntüden anlamaz. Bir Tabii. başka bir sinek anlamaz. Oradaki Bir yapraklar, baykuş bir bir şey baykuş anlamıyor. anlamaz yani, uçar gider üstünden. Mesela arı orkideleri sever ama gider orada polen toplar, işte balığı için gerekli malzemeleri toplar. Onun ne kadar estetik ve muazzam bir görünümde olduğunu, ne renkte olduğunu veya nasıl bir o altın oranı sahip olduğundan anlamaz. Şimdi kim anlamalı bunlardan? Bunlardan insan anlamalı ve Allah bunu niye insana yönelik yaratıyor? Bunlar insana yönelik estetik olarak yaratılır. Çünkü başka hiçbir canlı estetik ve sanatı görerek onu takdir edebilecek veya onu kafasında canlandırıp da o konuda düşünebilecek yeteneğe sahiptir. Yani o muhakemeye sahip değildir. Buna yalnızca insan sahiptir. Dolayısıyla Allah insana yönelik bir mesaj veriyor bu gördüğümüz güzelliklerde. Ben sadece birkaçını gösterdim. Dışarı yani bir betonun arasından bile mavi bir çiçek çıkıyor mesela. Bu olağanüstü bir şeydir. Ya da fotosentez yapan bir tane çimen parçası çıkıyor. Olağanüstüdür bunlar. Tabii. Şimdi niye bunlar var? Allah en büyük sanatçıdır. En güzel sanatı yaratır. En olağanüstü güzellikteki sanatı yaratır. Biraz evvel Didem'in de söylediği gibi aklın tümü Allah'a aittir. Bakın sadece tek bir o renkli, o pastel renkli tırtıl veya böcek vardı ya. Allah orada nasıl bir renk yaratacağını, nasıl sanat yaratacağını, nasıl bir akılla var edeceğini, o çünkü sırf güzel değil yani. O yaşaması için çok fazla donanıma sahip. Gece gündüz burada anlatıyoruz. Orada ne kadar büyük bir yaratma sanatına sahip olduğunu ve neleri yaratabileceğini insana gösteriyor. İnsan bunların yanından gelip geçebilir, oturup düşünebilir. Burada bu canlı üzerinde, bu sadece bir böcek. Kimse anlamaz bundan. Ama renk var, üzerinde renk var, üzerinde estetik var, altın oran var. Üzerindeki renkler normalde siz bir araya getirseniz o uyumu sağlayamazsınız. Ama onun üzerinde müthiş bir uyumla yaratılmış. Tabii. Bu canlı bir yaprağın üstüne konduğunda kamufle oluyor ve yaprağın görünümüne, desenine sahip olabiliyor yani. Olağanüstü bir sistemi var. Aynı zamanda uçabiliyor. Benim yapamadığımı yapıyor. Aynı zamanda farklı bir beslenme şekli var. Düşmanından korunması için başka bir şey yapıyor. Tabii. Hem akıl gösteriyor, hem estetik gösteriyor, sanat gösteriyor, hem güzellik, nimet gösteriyor. Bunu takdir edemezse insan gerçekten dümdüz yaşar bu dünyada ve ahirette bundan dolayı çok pişman olabilir. Çünkü tek bir gördüğümüz çiçekten bile biz sorumluyuz Tabii. orada Allah'ı yüceltmekten. Bir evde yaşadıkları bütün canlıların bilgilerini de biliyorlar yani. Tabii Bu ki. muazzam bir akıldır. Muazzam. Sırf kendi özellikleri değil, onların Hayret biyolojik yani. saatlerinden de haberdarlar. Hepsinden Ne haberdarlar. zaman tabii mesela o döllenmelerinin ne zaman olduğu, polenlerin ne zaman saçacakları, onlara nasıl yardım edebilecekleri, onlardan Kokularını nasıl besin biliyorlar. alabilecekleri, Evet. kokularını, bütün hepsinin kimyasal Hepsini bilgisine biliyorlar. sahipler. Tabii. Müthiş bir akıl var maşallah. Allah yüce Allah'tır bunların sahibi. Bizim sahibimiz yüce Allah'tır. Bütün yaratılanların sahibi yüce Allah'tır. Bunu takdir etmek için Allah yaratır, mesaj verir. Dünya Allah'ın insana verdiği mesajlarla doludur. İnsanın bunu düşünüp anlaması gerekiyor. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Konu şeytandan Allah'a sığınırım. Zümer suresi 67. ayet. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Bakın Allah'ı takdir edemediler diyor Allah. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucu
avucundadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Başkasına atıf etmek şirk olur, Allah vermesin. Her şey Allah'a aittir. Bir başka ayette de Rabbimiz şu şekilde belirtiyor. Hac suresi 74. ayet. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Maşallah. Maşallah.